Selam arkadaşlar. Bu akşam sizlere Kocaeli Üniversitesi İşletme Kulübü için yazmış olduğum programın 3. versiyonu çok kısa bir şekilde tanıtmak istiyorum. Öncelikle programı açıyorum. Şimdi yeni versiyonda benden toplu kartlık basmamı istediler. Önceki versiyonda tek kişilik kartlık basabiliyorduk. Örnek olarak bir öğrencinin TC'sini yazıp ismini yazdıktan sonra ismini yazıp şurada resim seçerek resmini de ekliyorduk arkadaşlar. Şöyle bir resim bulayım. Tabii resimler klasöründen. Ondan sonra yazdır diyorduk. Önceki versiyonda kartlık diyelim. Yazdırıldı. Sonra masa üstünde size göstereyim kartlığı. Bu şekilde kartlığı basıyorduk. Bu kesilip kaplanıp öğrenciye teslim ediliyordu. Sonra bu öğrenci kulübe her gelişinde veya artık salon mu olur neyse burada kartlığı okutulup giriş hangi saate girmiş hangi saate çıkmış bu işlemleri yapıyorlardı. Şimdi dediler ki biz bazen topluca 500 tane, 1000 tane, 10.000 tane neyse aniden kartlık basma ihtiyacı duyuyoruz. Topluca kartlık basmak istiyoruz. Bunu ilave eder misiniz? Ederim dedim ve kendilerine böyle bir ilave programa ilave bir modül ekledim. Şimdi program modülü şöyle çalışıyor. Toplu kartlık basa tıkladığım zaman benden bir Excel dosyası, veri tabanı okutmamı istiyor. Burada zaten şöyle diyor. Diyor ki okutacağınız Excel dosyası şu resimde olduğu gibi olmalıdır. A sütunda sıra no, B sütunda TC no, C sütunda adı soyadı olacak. Dosyanın adı QUIC olacak ve o verileri kaydettiğiniz sayfanın adı DB2 olmalıdır. Aynı o şartlarda şurada dikkat ederseniz QUIC diye bir dosyamız var arkadaşlar. Şimdi bir kapatayım. Şöyle bir Excel'e geçeyim. Göstereyim şu dosyayı. Aynı o resimde gösterildiği gibi sıra no, TC no, adı soyadı yaklaşık 44 tane öğrenci var şurada. Ve bu dosyamız bakın dosya adı da aşağıda DB2 gördüğünüz gibi. Veri tabanı yani dosyamız bu. Şimdi bunu okutacağız. Toplu kartlığa bas diyorum. Toplu kartlık bas diyorum. Ve şurada seçe basarak dosyamı okutuyorum. Bakın şu Q2'yi çift tıklayarak seçiyorum ve oku diyor. Veriler aktarıldı. Şimdi burada bana şöyle bir şey çıkardı. Diyor ki basılacak kart sayısı 44. Diyor ki o tabloda 44 tane öğrenci yükledin. 44 tane basacağım. Toplam 7 sayfa tutacak. Her sayfada 6 öğrenci olmak şartı var arkadaşlar. Şöyle bir klasör oluşturacağım diyor. 22 şey 2.01.2021 şöyle bir klasör oluşturacağım ve şu yazıcıya göndereceğim diyor. Bir logo seçin diyor. Burada logo seçebiliriz veya seçmeyebiliriz. Bazen etkinlikler falan oluyor. Her etkinliğin bir logosu, bir teması oluyor. Dolayısıyla burada logoyu seçiyorum. Üniversitenin logosunu ve toplu kartlık basa tıklıyorum. Toplu kartlık basılsın mı? Evet diyorum. Şu anda 6 tanesini okudu. K otomatik isim verdi. Bakın basılan sayfa 1, basılan kartlık 12, 2, 12 oldu. Her seferinde şöyle 6 tanesi okuyor ve basıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yazıcı olsaydı yazıcıdan çıkarıldı. Evet, basılan sayfa 5, basılan kartlık 30, basılan sayfa 6, kartlık 36. Evet, şöyle bitirdi arkadaşlar sanırım. Kart basımı tamamlandı. Şimdi hemen isterseniz şöyle buradan çıkalım artık. Şöyle masa üst şey klasöre girelim. Bakın şöyle 02 01 2021 diye bir klasör oluşturmuş. İçinde 6 tane sayfa oluşturmuş. Her sayfada da bakın kartlıkları hazırlamış. 193 198 417 55 mesela şunu bir okutalım bakalım. Mesela giriş kontrole geleyim. Ya da başka bir kart okuyalım. Yani bunlardan birini şöyle seçeyim. Kopyala. Hemen programda bir okutayım okuyacak mı? Enter'a basıyorum. Kimmiş arkadaşlar? Mehmet Demir. Az önceki Mehmet Demir mi? Şey, Ahmet Demir mi? Evet Ahmet Demir. Ben yanlış okudum. Ahmet Demir. Yani gördüğünüz gibi hem kartı basmış hem de hafızasına almış yani şu anda bu öğrenciyi de tanıyor. Bunu da hemen okutayım. Barkod okuyucu olsaydı hemen okurdu. Bakın Ece Gül gördüğünüz gibi. Yani kartlıkları bastı ve programı yani veri tabanına da dahil etti öğrencileri. Artık bu öğrencileri
Bunlar giriş çıkışlarını kontrol edebilirler. Tanıtmak istediği buydu. Toplu kart basma ile ilgili bir modül istemişlerdi. Modülü de ekleyip kendilerine gönderdim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.